Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde Harun Reşit günlerden bir gün kendisi gibi tüccar kılığına bürünmüş olan Vezir Cafer ve Cellat Mesrur yanında olduğu halde sarayından çıkmış. Dicle'nin iki yakasını birbirine bağlayan taş köprüye henüz ulaşmışlarken, iki ayağını altına alarak yere oturmuş çok yaşlı kör bir adamın gelip geçenlerden sadaka dilendiğini görmüş. Halife bu yaşlı kör adamın önünde durmuş ve onun eline bir altın dinar koymuş. Dilenci kör adam şiddetle halifenin elini yakalamış ve ona ''Ey cömert hayır sahibi, Allah sadakanı kabul etsin. Ama buradan ayrılıp gitmeden önce senden isteyeceğim başka bir şeyi de ne olur benden esirgeme.'' Kolunu kaldırıp ve bana ''Çok şiddetli bir tokat vur.'' demiş. Kör adam böylece konuşarak halifenin tokadı vurabilmesi için tuttuğu elini bırakıvermiş. Ama yine de onun çekip gideceğinden korktuğu için uzun giysisinin eteğini yakalamış. Adamın söylediklerini duyan halife çok şaşırmış ve köre ''Amca, Allah beni böyle bir isteği yerine getirmekten korusun. Çünkü Allah rızası için bir sadaka vermiş bulunan bir insan, bu sadakadan yararlanacak kimseye kötü davranarak onun sevabını yok etmemelidir. Ve beni yerine getirmeye zorladığım bu kötü davranışta benim gibi bir inanç sahibi insana yakışmaz.'' demiş. Harun Reşit bunları söyledikten sonra kör adamın tuttuğu eteğini kurtarmak istemiş. Ama halifenin böyle davranacağını kestirerek onu bırakmamak için kör adam da daha büyük bir çaba sarf etmiş ve de ''Benim cömert efendim, uygunsuz ve kaba davranışımdan ötürü beni bağışla ve bana şiddetli bir tokat indirmen için ne olur benim dileğimi yerine getir. Yoksa verdiğin sadakayı geri almanı tercih ederim. Çünkü Allah'ın önünde yeminimi bozmamak ve seni ve beni gören Rabbimin huzurunda günaha girmemek için ancak bu şartla sadakanı kabul edebilirim.'' Yaşlı kör adam bu sözleri söyledikten sonra ''Ey efendim, eğer yeminimin sebebini bilseydin bana sen de hak verirdin.'' diye eklemiş. Halife de kendi kendine ''Bu kör adamın istediği ne kadar uygunsuz bir şey olsa da onun için Allah'a sığınmaktan başka çarem yok.'' demiş ve gelip geçenlerin daha çok meraklarını çekmemek için kör adamın kendisinden istediği şeyi çabucak yapmış. O da tokadı yiyince kendisine teşekkür ederek onun eteğini bırakmış ve iki elini göğe kaldırarak Tanrı'nın onu affetmesini ve Harun Reşid'i de kutsamasını dilemiş. Harun Reşid kör adamdan böyle yakayı kurtarınca iki arkadaşıyla birlikte oradan uzaklaşmışlar. Biraz sonra Harun Reşid Vezir Cafer'e ''Vallahi bu kör adamın öyküsü herhalde çok şaşırtıcı bir öykü olmalı. Başına gelenler de çok garip olaylar olsa gerek. Şimdi onun yanına dön, Emirül Mümininin adına kendisine geldiğini ve yarın ikindi namazı saatinde benim kendisini sarayda görmeyi buyurduğumu ona söyle.'' demiş. Vezir Cafer de hemen kör adamın yanına gitmiş ve efendisinin buyruğunu ona aktarmış. Ertesi gün ikindi namazından sonra Halife Harun Reşit büyük toplantılarını yaptığı salona girmiş. Bunu gören Vezir Cafer hemen bir gün önce köprü üzerinde kendini tokatlatan yaşlı kör adamı huzura sokmuş. Yaşlı adam halifenin huzurunda saygıyla eğilmiş. Halife başıyla ayağa kalkması için işaret etmiş. Vezir Cafer de
onu düzgün bir şekilde tahtın ayak ucundaki halıya yerleştirmiş. O zaman Harun Reşit yaşlı kör adama dönmüş ve ona, ''Şimdi sen bana yalansız ve dolansız bir şekilde hiçbir şeyi gizlemeden konuş. Halifenin huzurunda olduğunu unut ve burada sanki dostlarının arasındaymışsın gibi alabildiğince rahat konuş. Çünkü anlıyorum ki senin öykün oldukça garip bir öykü ve kendine tokat attırmanın sebebi oldukça garip olmalı.'' Kör adamın yanı başında olan Vezir Cafer de ona ''Olanca güvenle konuş, hiçbir tedirginliğin olmasın'' anlamında işaretler yapmış. Bunun üzerine yaşlı kör adam biraz doğrulmuş ve başını kaldırıp halifenin önünde bir kez daha saygıyla eğildikten sonra hikayesini anlatmaya başlamış. ''Bil ki ey Emirül Müminin, genç olduğum zamanlarda ben bir deve sürücüsüydüm. Çalışkanlığım ve gayretimle 80 devenin sahibi oldum. Onlar ile ülkeler arasında ticaretle uğraşır ya da hac seferi yapan kervanlara onları kiralardım. Bu da bana büyük bir kar sağladı. Yıldan yıla sermayemi ve karımı arttırdım. Gün be gün karımla birlikte zengin olma arzum da artıyordu. Böylece Irak'ın en zengin deve sürücüsü oluncaya kadar başka bir şey düşünmedim. Günlerden bir gün Bağdat'tan yola çıkıp Hind'e gönderilecek mallar yükleyerek gittiğim Basra'da develeri boşaltıp bu şehirden 80 devemle yüksüz olarak geri dönerken bir vahada onlara su içirdikten sonra yemlensinler diye çayıra salıverdiğim bir sırada bana doğru bir dervişin ilerlediğini gördüm. Bu derviş samimi bir tavırla yanıma yaklaştı. Karşılıklı selam verip aldıktan sonra yanıma oturdu. Çöl adetlerine göre yiyeceklerimizi ortaklaşa ortaya koyduk ve birlikte yemeye başladık. Bundan sonra oradan buradan konuşmaya başladık ve yolculuğumuzdan gideceğimiz yerlerden söz ettik. Derviş bana Basra'ya doğru yol aldığını söyledi. Ben de ona Bağdat'a döneceğimi söyledim. Ona işlerimden ve kazançlarımdan söz ettim. Zenginlik ve servet planlarımı anlattım. Derviş de sonuna kadar sözümü kesmeden beni dinledi ve sonra gülerek yüzüme baktı. ''Ey Baba Abdullah, gayretine oranla ne kadar az kâr sağlamışsın. Oysa biraz sonra talih göz açıp kapayasıya kadar seni yalnız Irak'ın en zengin deve sürücüsü yapmaz. Bütün dünyanın şahları bir araya gelse bile hepsinden güçlü bir kişi de yapabilir.'' dedi. Sonra da ''Ey Baba Abdullah, sen hiç gizli definelerden ve yer altına gömülü servetlerden söz edildiğini duydun mu?'' diye ekledi. Ben de kendisine ''Kuşkusuz ey derviş, gizli definelerden söz edildiğini sık sık duydum. Ve biliriz ki her birimiz günün birinde, talihin hükmü öyleyse bütün şahlardan da varlıklı olarak uyanabiliriz. Ve hiçbir çiftçi yoktur ki çiftini sürerken harika bir definenin yoluna çıkacağını düşlemiş olmasın. Hiçbir balıkçı yoktur ki ağlarını denize atarken bir gün gelip onu servetin sınırına ulaştıracak bir inci ya da deniz mücevheri çekeceğine inanmasın. Dolayısıyla ey derviş, ben cahil değilim ve ben inanıyorum ki senin gibi ruhani olarak büyük güçlere sahip olan insanlar bu definelerin, bu hazinelerin sırlarını ve onu açacak sözleri bilirsiniz.'' diye cevap verdim. Derviş de bu sözleri duyunca elindeki değnekle kumları karıştırmayı kesti ve yüzüme yeniden baktı. Bana, ''Ey Baba Abdullah, bugün bana rastlamakla hiç de fena bir iş yapmamış olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum ki
bugün senin için talihinle karşılaşacağın yol dönemecinde olduğun gündür, dedi. Ben de ona, vallahi ey derviş, talih bana ne getirebilecekse ona dört elle ve gözümü açarak sarılacak ve onu büyük minnettar bir yürekle kabulleneceğim, dedim. O da bana, öyleyse ayağa kalk ey zavallı ve beni takip et, dedi. Kendisi de ayağa kalktı ve benim önümde yürümeye başladı. Ben de içimden, kuşkusuz bugün benim çoktandır beklediğim talih günümdür diye düşünerek onu izledim. Bir saatlik bir yürüyüşten sonra develerimin ancak birer birer geçebileceği dar bir geçitten geçerek oldukça geniş bir vadiye ulaştık. Ama arazi birdenbire vadiyle birlikte genişliyor ve biz öylesine dik bir dağın eteğine ulaşmış bulunuyorduk ki hiçbir insanın buralara kadar gelmesi mümkün görünmüyordu. Derviş bana, işte şimdi gelinmesi gereken yere geldik. Sen develerini durdur ve bulacağın şeylerle gelip onları yükleyeceğin zaman hazır olsunlar. Bir de onları çökertmek zahmetinden kurtulalım, dedi. Ben de hemen tamam diyerek bütün develerimi birbiri ardından bu dağın eteğindeki geniş açıklıkta yere çöktürdüm. Sonra hemen dervişin yanına geldim. Derviş önüne kuru dallardan bir yığın yapmıştı ve hemen ateş için bir çakmak buldum, onu dervişe verdim. Derviş hemen çakmakla bu kuru dal yığınını ateşledi. Alevler yükselince derviş ateşin üzerine anlamını hiç anlayamadığım sözler söyledi ve bir avuç tütsü fırlattı. İşte bu sırada göklere bir duman sütunu yükseldi. Derviş de bunu değneğiyle ikiye ayırdı. İşte derviş bunu yaptığı anda birdenbire karşısında bulunduğumuz büyük kaya ikiye ayrıldı ve önümüzde biraz önce dimdik bir duvar halinde olan kayada geniş bir yarık belirdi. Ben bu geniş yarıktan içeriye doğru baktığımda bir de ne göreyim? İçeriden altın ve mücevher yığınları tıpkı deniz kenarında görülen tuz yığınları gibi uzanıyordu. Ben bu defineyi görünce kendimi ilk altın yığınının üzerine bir şahinin güvercin üzerine atıldığı gibi fırlattım. Hemen yanımda getirdiğim bir çuvalı doldurmaya başladım. Benim bu yaptığımı gören derviş gülmeye başladı ve bana ''Ey zavallı adam, sen pek karlı olmayan bir iş yapıyorsun. Görmüyor musun ki altınla doldurunca onları develerin yanına taşıyamayacak kadar ağır olacaklar. Sen onları biraz ileride gördüğün şu değerli taşlarla doldur. Bunların bir teki bile şu altın yığınlarından daha değerlidir. Üstelik bu maden parçalarından da daha hafiftir, dedi. Ben de hemen çok doğru söyledin ey derviş, diye cevap verdim. Çünkü sözlerinin ne kadar doğru olduğunu anlamıştım. Torbalarımı birer birer bu değerli taşlarla doldurdum ve bunları ikişer ikişer develerimin sırtına yükledim. Böylece 80 deveme yük sardıktan sonra bu işi görürken derviş yerinden kıpırdamadan gülerek beni izliyordu. Sonunda ayağa kalktı ve bana ''Artık defineyi kapatarak buradan ayrılmaktan başka yapacak bir işimiz kalmadı.'' dedi. Derviş böyle dedikten sonra kayalığa girdi. Onun sandal ağacından bir kaide üzerine oturtulmuş altın işlemeli büyük bir küpün yanına gittiğini gördüm. Ben de kendi kendime vallahi elimin altında olan 80 deve yerine bütün bu değerli taşları, paraları yüklemek üzere 80 bin deve olmaması ne kadar büyük bir kayıp, diyordum. O sırada dervişin
değerli küpe doğru yaklaştığını ve onun kapağını kaldırdığını gördüm. Oradan küçük bir altın kavanoz çıkardı ve bu altın kavanozu koynuna yerleştirdi. Kendisine ne yaptığını soran gözlerle baktığımı görünce bana, ''Bu aldığım bir şey değil, sadece gözler için bir merhem.'' dedi. Ve bana bu merhem hakkında daha fazla bir şey söylemedi. Ben de kendimce merağa kapılarak küpe doğru yaklaşıp, gözler için faydalı olan bu merhemden almak isteyince, derviş bana, ''Bugünlük bu kadar yeter, artık buradan çıkmanın zamanıdır.'' diyerek engel oldu. Ve yine beni çıkış yoluna doğru itip, ne söylediğini anlayamadığım, manasını da kavrayamadığım bazı sözler telaffuz etti. Ondan sonra kayanın iki parçası kapandı ve açık olan giriş yeri dağı oluşturan kayaların cinsinden üzeri düz ve parlak yontulmuş bir duvara dönüştü. O zaman derviş bana doğru döndü. ''Ey Baba Abdullah, şimdi bu vadiden çıkacağız. İlk buluştuğumuz yere geldiğimizde ganimetimizi iki eşit parçaya böleceğiz ve onu dostça paylaşacağız.'' dedi. Ben hemen oradaki develerimi ayağa kaldırdım ve onları bir sıra halinde vadiden çıkıncaya kadar sevk ettim. Sonra da birlikte kervanların yoluna ulaşıncaya kadar yürüdük. Orada ayrılıp her birimiz kendi yoluna gidecekti. Ben Bağdat'a, o da Basra'ya doğru. Ama yolda gitmekteyken sözünü ettiğim bölüşme hakkında kendi kendime, ''Vallahi bu derviş yaptığı iş karşılığında çok fazla şey talep etti. Defineyi benim bilmediğim bir şekilde, belki de büyücülük bilgisine dayanarak açtığı doğrudur. Ama ya benim develerim olmasaydı o ne yapabilirdi? Kim bilir, belki de ben olmasaydım bu işte başarılı olamazdı. Çünkü besbelli ki bu define benim adıma, benim kaderime ve bahtıma yazılıydı. Bu değerli taşlarla yüklenmiş 40 deveyi ona vereceğimi düşününce kazancımdan ne kadar yoksun olacağımı anlıyorum. Oysa kendisi oturmuş gülerken keseleri taşıyarak yorulan da bendim. Ne de olsa develerin sahibi de benim. Dolayısıyla onun paylaşma sırasında kendi istediği gibi hareket etmesine razı olmayacağım. Ona haklı olduğumu anlatmasını ben bilirim diye düşündüm. Ve paylaşma zamanı geldiği zaman dervişe dedim ki, ''Ey mübarek kişi, sen ki dünya malı uğruna pek kaygılanmazsın. Böyle olduğu halde benden haksız olarak istediğin 40 deve ve yükleriyle ne yapacaksın?'' dedim. Derviş de benim söylediklerime, beklediğim gibi kızmak ya da gücenmekten uzak, sakin bir sesle bana, ''Ey Baba Abdullah, benim dünya malı için pek kaygı duymayan biri olduğumu söylemekle doğru dedin. Haklı bir bölüşmeyle bana düşecek olanları da kendim için değil, dolaştıkça yollarda fakirlere ve yoksullara dağıtmak için istiyordum. Haksız dediğin şeye gelince, düşün ya Baba Abdullah, sana sağladığımın %1'iyle bile Bağdat'ın en zengin adamı olurdun. Unutma ki hiçbir şey beni bu defineyi sana açıklamaya zorlayamazdı ve bu sırrı pekala kendime saklayabilirdim. Bundan dolayı açgözlülüğü bir yana bırak ve anlaşmamızı çiğnemeye kalkmadan Allah'ın sana verdikleriyle yetin.'' diye cevap verdi. O zaman ben hakikaten ne kadar kötü düşüncelerim olduğunu ve isteğimin insafa sığmadığını anlamakla birlikte, ''Ey derviş, beni haksız olduğuma inandırdın. Ama izin ver de sana senin harika bir derviş olmakla birlikte deve sürme mesleğini bilmediğini ve sadece Yüce Allah'a ibadetten başka bir şeyden anlamadığını hatırlatayım. Dolayısıyla sahibinin sesine alışık olan bunca deveyi sürmek istersen
ne kadar sıkıntıya uğrayacağını unutuyorsun. Benim sözümü dinleyecek olursan, sen mümkün olduğu kadar az deve al. Sonra defineyi bu develerle yeniden dönerek mağaranın kapısını istediğin gibi açıp kapatacak durumda olduğuna göre, yeniden istediğin kadar mücevher ve değerli taş yükleyebilirsin diye cevap verdim. Derviş de kendisine söylediklerimi reddedebilecek durumda görmediğinden, itiraf ederim ki ey baba Abdullah, bana anlattığın şeyi daha önce hiç düşünmemiştim. Doğrusu bu develerle tek başıma geçecek bu yolculuğun devamı hakkında artık kendimi daha tedirgin hissediyorum. İyisi mi sen bana düşen 40 deveden gönlünün çektiği, gönlünün beğendiği 20 tanesini daha al. Geriye kalan 20'sini de bana bırak. Sonra da ikimiz birlikte kendi yollarımıza koyulalım dedi. Ben de dervişin bu kadar kolay ikna edilmesinden çok şaşırdım. Yine de ilkin kendi payıma düşen 40 deveyi ayırdıktan sonra dervişin seçmem için bana bıraktığı 20 deveyi de ayırdım. Ve benim için yaptığı bütün işlerden dolayı kendisine teşekkür ederek ondan izin aldım ve Bağdat'a doğru yola koyuldum. O da kendisine kalan 20 deveyi Basra'ya doğru sürmeye başladı. Ben Bağdat yolunda henüz pek fazla ilerlememişken, şeytan yüreğime hız ve nankörlük soludu. Ve dervişe bıraktığım 20 devemi ve de üzerinde yüklenmiş olan mücevherleri, hazineleri kaybettiğim için üzülmeye başladım. Kendi kendime, bu alçak derviş definenin sahibi olduğu ve isterse oradaki bütün hazineyi alabileceği halde beni neden 20 devemden yoksun bıraktı ki diyordum. Birdenbire hayvanlarımı durdurdum ve geriye dönerek dervişe bütün sesimle haykırmaya başladım. Onun hayvanlarını durdurup beni beklemesini işaretlerle söyledim. Ondan sonra hemen dervişin ardından koştum. O da sesimi duydu ve hayvanlarını durdurdu. Yanına ulaştığımda kendisine, ''Ey derviş kardeşim, senin durumunu hesaba katarak uzun uzadıya düşünmeden yanından ayrılmak istemedim. Özellikle ey derviş kardeşim, senden şunu düşünmeni bir kez daha rica etmeden gitmeye gönlüm razı olmadı.'' Sen böyle 20 tane yüklü deveyi bu mesleği bilmeden ve bu işlere alışık olmadan nasıl süreceksin? İnan bana, sen yanında en çok 10 deve tutarak geri kalan 10'unu da benim gibi 100 deve gütmekle 1 deve gütmek arasında fark gözetmeyen bir adama vererek yükünü hafifletirsen çok daha fazla rahat edersin dedim. Ve bu sözlerim dervişin üzerinde beklediğim etkiyi yaptı. Çünkü derviş hiç karşı durmadan kendisine sadece 10 deve alarak üzerindeki yeryüzünün tüm padişahlarının bir araya geldiklerinde ellerinde birikecek servetleri aşan değerdeki yükleriyle birlikte 10 deveyi daha bana bıraktı. Bütün bunlardan sonra ey emirül müminin, benim artık gözümün doymuş olması gerekirdi değil mi? Ama öyle olmadı. Gözüm daha önce olduğu gibi hatta daha da fazla o develerde kaldı. Açgözlülüğüm elde ettiklerimle daha da fazla arttı. Ve dervişi alçak gönüllülük ederek kendisinde kalan 10 deveyi de bana bırakması için isteklerimi, ricalarımı ve bıktırıcılığımı cömertlik göstermesi için kullanmaya koyuldum. Onu kucaklayıp ellerini öperek öylesine davrandım ki derviş beni reddetmek gücünü kendinde bulamadı ve ''Kardeşim baba Abdullah, Allah'ın sana bağışladığı serveti iyi kullan
ve bahtının dönemecinde rastlamış olduğun dervişi de unutma diyerek onları da bana verdiğini söyledi. Böylece ben, sultanım, bütün o hazine yüklü olan develerin hepsine sahip olmuştum. Artık daha başka bir şey talep etmemem gerekirdi. Ama açgözlülüğüm o kadar artmıştı ki dervişten bir başka şey daha talep ettim. Fakat bilmiyordum ki işte bu talep benim felaketim olacaktı. Aklıma dervişin mağaradan ayrılmadan önce değerli küpten çıkardığı, içinde merhem bulunan küçük altın kavanozun da ötekiler gibi benim olması gerektiği geldi. Çünkü kendi kendime, kim bilir bu merhemin ne gibi sırları vardır ve sonra derviş mağaradan istediği zaman onların bir benzerini alabileceğine göre bu merhem dolu kavanozu da almak benim hakkımdır diyordum. Sonunda böyle düşüne düşüne bu fikrimi dervişe açmaya karar verdim. Derviş ise benden izin almak ve yola düşmek üzere yanıma yaklaşıp bana sarılırken kendisine "Allah'ın selamı ve nimetleri senin üzerine olsun ey derviş kardeşim. Koynunda sakladığın o küçük merhem kavanozunu ne yapacaksın? Dünyadan elini eteğini çekmiş bir derviş bu merhemle ne yapabilir ki? Sen iyisi mi şu merhem kavanozunu da bana ver de öbürleriyle birlikte götüreyim ve senden bir anı olarak saklayayım," dedim. Ben bu kez dervişin öfkelenerek merhem kavanozunu bana vermeyi reddetmesini bekliyordum. Eğer o vermeyi reddederse ondan kavanozu zorla almayı kafama koymuştum. Çünkü ben ondan daha güçlüydüm ve direndiği takdirde onu bu tenha yerde hemen oracıkta kafasına bir şeyle vurup öldürmeyi bile düşündüm. Ama beklediğimin tam tersine derviş bana iyilikle bakarak gülümsedi, koynundan kavanozu çıkardı ve "Al işte kavanoz kardeşim Baba Abdullah, inşallah bu senin son dileğini karşılar. Ama yine de senin için yapabileceğim başka bir şey varsa sadece söylemen yeter. Elimden gelen bir şeyse hemen onu da yerine getiririm," diyerek kavanozu zarafetle bana uzattı. Ben kavanozu elime alınca onu açtım ve içindekine baktım. Dervişe, "Allah seninle birlikte olsun derviş kardeş. Bana bilemediğim bu merhemin sırlarını ve nasıl kullanıldığını söyleyerek iyiliklerini tamamla," dedim. Derviş de, "Tabii ki, bütün dost yüreğimle," diye cevap verdi. "Ve madem ki öğrenmek istedin, o halde bil. Bu merhem yeraltı cinlerinin parmaklarıyla hazırlanmıştır. Bundan dolayı da harika bir etkisi vardır. Eğer bu merhem sol gözün etrafına ve göz kapağının üzerine sürülürse, bunu süren kimsenin önünde yeraltı definelerinin bulunduğu yerler belli olur. Ama eğer talihsizlikle sağ göze sürülürse, işte bunu süren adamın iki gözü birden kör olur. Ey Baba Abdullah, bu merhemin sırrı ve kullanışı böyledir ve selam." Derviş sözünü bitirdikten sonra yeniden benden izin alarak yola çıkmak istedi. Ama ben giysisinin eteğinden tutup ona, "Allah aşkına ey derviş efendi, bu merhemi sol gözüme sürerek bana son bir iyilikte bulun. Çünkü sen bunu benden iyi yaparsın. Sahibi bulunduğum bu merhemin sırlarını denemek için sabırsızlığın sınırında bulunmaktayım," dedim. Her zaman uysal ve sakin olan derviş kendisine daha fazla bir ricada bulunulmasını istemedi ve merhemden parmak ucuna birazcık alarak sol gözümün etrafına ve sol göz kapağımın üstüne sürdü. Sonra bana, "Şimdi sol gözünü aç ve sağ gözünü kapa," dedi. Ben de merhem sürülmüş sol gözümü açtım, ey emirül müminin, ve sağ gözümü kapadım.
İşte o anda hemen gözüme her zaman yansıyan şeyler ortadan kayboldu ve yeraltı ile deniz mağaraları, temellerinden delinmiş dev ağaçların gövdeleri, kayalara oyulmuş odalar ve her türlü gizli defineler onların yerini aldı. Bütün bu yerler her renk ve değişik şekilde değerli taşlar, altınlar, mücevherler, gümüşlerden oluşan definelerle, hazinelerle doluydu. Yataklarındaki değerli madenleri, gümüşü ve altını kayalar içinde damarlar halinde birlurlaşmış taşları ve toprağın içerisindeki diğer başka değerli madenleri de gördüm. Bunlara hayran hayran bakmayı sürdürürken kapalı tutmak zorunda bulunduğum sol gözüm yoruldu ve onu açmak istedim. İşte o zaman ben de sağ gözümü açtığımda etrafımdaki her şey gözlerimde eski yerlerini aldı ve sihirli merhemin etkisine bağlı olan bütün öteki görüntüler gözden kaybolup uzaklaştılar. Böylece bu merhemin sol göze sürüldüğü zaman gerçek etkisi konusunda tam bir güven sağladım. Sağ göze sürüldüğü takdirde yapacağı etkiden de kuşkulanmaya başladım. Kendi kendime, çok iyi biliyorum ki bu derviş kurnazlık ve ikiyüzlülükle dolu. Sonunda beni aldatmak için bu denli hoşgörülü ve sevecen davrandı. Çünkü bir merhemin aynı koşullar içinde ama sadece farklı yerlere sürülmekle bu kadar birbirine zıt iki ayrı etki oluşturması mümkün değil dedim. Sonra da gülerek dervişe, "He vallahi, ey kurnazların babası, inanıyorum ki şimdi sen bana içinden gülüp duruyorsun. Çünkü aynı merhemin birbirine zıt etkiler yapması mümkün değil. Ben daha çok sen kendi üzerinde denemediğine göre bu merhem sağ göze sürülürse bana sol gözümün gösterdiği defineleri nasıl elde edeceğimi belirtecektir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Hiç çekinmeden konuşabilirsin. Zaten sen haklı bulsan da bulmasan da ben kendi sağ gözümde bu meraktan kurtulmak için onu denemek istiyorum. Çünkü gün batmadan önce yola çıkmalıyım dedim. Bu sözlerimi duyan derviş, karşılaşmamızdan bu yana ilk defa bir sabırsızlık hareketi yaptı ve bana, "Baba Abdullah, senin bu isteğin akıl dışı ve çok zararlı. Ve de ben sana o kadar iyilik yaptıktan sonra zarar vermek istemem. Dolayısıyla inat ederek bütün hayatın boyunca pişman olacağın bir şey için beni onu yapmaya zorlama," dedi. "Ve haydi iki kardeş gibi ayrılalım da herkes kendi yoluna gitsin." Ama ben sultanım onu bırakmadım ve tümüyle sahip olmak üzere sol gözümle görebildiğim definelerin elime geçmesine engel olmak için onun bana zorluk çıkardığına kesinlikle inandım. Ve ona, "Vallahi ey derviş, senden yüreği burkulu olarak ayrılmamı istemiyorsan, bana o kadar önemli şeyler bağışladıktan sonra senin için çok önemsiz olan ama benim nasıl uygulayacağımı bilmediğim şu merhemi sağ gözüme sür. Ve zaten ben de seni ancak bu şartla bırakırım," dedim. O zaman derviş sapsarı oldu ve yüzü onda hiç görmediğim bir sertliğe büründü. Bana, "Sen kendini kendi ellerinle kör ediyorsun," dedi. Sonra parmağıyla bir parça merhem alarak sağ gözümün etrafına ve sağ göz kapağımın üzerine sürdü. İşte ben de o anda iki gözümle artık karanlıktan başka şey göremez olup şimdi gördüğünüz şekilde kör oldum. Ey Emirül Müminin! Bu korkunç duruma düşünce hemen kendime geldim ve kollarımı dervişe doğru uzatarak ona, "Beni bu körlükten kurtar ey kardeşim!" diye haykırdım.
Ama artık dervişten hiçbir ses, hiçbir cevap alamadım. Derviş yalvarmalarıma ve haykırışlarıma karşı sağır kesildi. Onun develerini yola koşup benim malım ve kısmetim olan her şeyi de alarak uzaklaştığını duyduğum seslerden anladım. O zaman kendimi yere attım. Uzun bir süre bitkin ve öylece kaldım. Ertesi gün Basra'dan geri dönen bir kervan beni bulup Bağdat'a getirmeseydi, orada hiç kuşkusuz acılar içinde ölecektim. İşte o zamandan beri servetin ve kudretin elime geçmekte olduğunu gördükten sonra, bu kez cömertlerin yolları üzerinde dilenme derecesine düştüğümü gördüm. Açgözlülüğüm ve Yüce Allah'ın verdiği nimetleri ve iyiliklerini kötüye kullanmam yüreğime işte böyle çöktü. Ve o gün bugün kendi kendimi cezalandırmak için bana sadaka veren herkesin beni tokatlamasını kendime reva görüyorum. İşte benim öykümde budur ey Emirül Müminin. Kör adam bunları dedikten sonra halifenin önünde bir kez daha saygıyla eğildi ve işte benim öykümde budur ey Emirül Müminin dedi. Ve onu sana kendi acımasızlığımdan ve duygularımın alçaklığından, açgözlülüğümden hiçbir şey saklamadan anlattım. Şimdi de bu salonda bulunan saygın kişilerin her birinin benim yaptıklarıma, açgözlülüğüme karşılık yeterli bir ceza olmasa da kendi elleriyle bana birer tokat atmalarını rica ediyorum. Ama Allah'ın affetmesi, merhameti sonsuzdur, buna da inanıyorum. Halife Harun Reşit, kör adamın anlattıklarını işitince ona, ''Ey Baba Abdullah, kuşkusuz senin suçun büyük bir suç ve gözünün açlığı bağışlanamaz bir açgözlülük. Ama sanıyorum ki pişmanlığın ve merhametli olan Yüce Allah'ın önünde boyun eğişin, sana bağışlanma hakkı kazandırmıştır. Bundan dolayı kendine halkın içinde reva gördüğün bu kötü hareketten kurtarılmanı ve hayatının hazinemin güvencesi altında olmasını istiyorum. Bu maksatla hazine veziri sana her gün benim paramdan yaşamını sürdürmek için 10 gümüş dirhem verecektir. Allah seni bağışlasın demiş. İşte değerli dostlar, elimizde olan nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu anlamak ve onlara kanaat etmenin önemini bize anlatan bir hikaye. Açgözlülüğün ve nimetleri kötüye kullanmanın başımıza açacağı olaylar hakkında bize örnekler veren bir hikaye. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.